Men Türkiş. 4-nji klassdan beri yüzlerçe gezek sahnada Kävat goşgoy, Kävat aydym, Kävat gülkülü sahna, Kävat bolsa tiyatro oyunlar oynadım. Onlarça gezek kameranın karşısına geçtim. Televizyonlarda çıkış ettim. Münglörçe adamın önünü yerli ve halkarı derecede çıkışlar alıp bardım. Şeyle de çıkış ettim. Heather Wolf'u sosyal platformalarda video kontentler dörütmek için sizin karşınıza çıkış ediyen. Yani bu işler bilen 20 yıldan beri tanışlığım var. Yani her gedek kameran karşısına geçende ya da adamların karşısına çıkamda ilk başlarda yürüğüm gürfülle uğraya, der basıya, stres basıya. Sizem egzaminden çıkıp soruları tezeden seyredeninizde yanlış soruları seyredip "Vah men bu sorunun cevabını bilmedim, men bunu ne edip yanlıştım kam?" diyensiniz. Ya. Ya da kevr yarışlarda ansa atacak soruları da bu işin ustadı bulmanı aramazdan adamların yanlış cevap veriyenliğine şayet olansınız. Mutfağa ilgili olduğumu da söylemiştim. Şeflik hayalim var demiştim. C, kağıt, son karar. Sebebi, men, siz ya da yarışa katlaşıcıyı alcıran vakti, huatirlenen vakti özünü bir rahat duya ve o yerden kaçmak isteye. Bedeninden olsa stres hormonları bulun, kortizol ve adrenalin hormonları bölüp çıkıyor. Bu hormonlar adamın yüreğinin vuruşunu çalkalaştırıyor, demalışı yığılaştırıyor, dermelerinin derin ölümcülüğünü arttırıyor, mışçaları darttırıyor ve stres halini emele getiriyor. Stres, yani kaygılanmak, aladalanmak, huatirlanmak dünyada yaşayan adamların 85 götürümünü bar. Onu stres erbet zatmı. Aslında stres yerine ulanılsa peydalı zat. Bu işi vaktinde kurtarmakta. Gayratlanmakta, hıcıvı arttırmakta stres itici güç hükmüne hizmet ediyor. Ya da sana hop havanına ya da korunmak için stresin diyen ulu vedipesi var. Onu demek stres doğru ve yerine ulanılsa, canımızı korumakta ve ediyen işlerimizde başarına yetmek için ulu kömek veriyor. Yönü, stresin aşık olmağı adamın beden sağlığına ve ruh sağlığına diyen ulu veper getiriyor. Eğer aşı aladıdan karnınızda ağır duyan olsanız, iş yerinizde özünüzü bir rahat duyan olsanız. Tırgaş, da mana iyi. Mefiş egezet. One more thing. Öğelin mahalınız maşkalağınızı erbet darayan olsanız. Papa, papa, did you get my toy? Gelin kesel sizden ansat ansat gitmeyen olsa, yani immüniteziniz petelen olsa, yat keşliğiniz kütölen olsa, bedeninizde dürlü tekmiller emele geleyen olsa ve giyice uykuyunuz alıp bilmeyen olsanız, demek siz aşı stres aslındasınızdır. Aşı stres, her iki doğurdu sosyal medyanın ulanışının artmağı ve fizik hareketin azalmağı bilen hasam arttı. Adam, streste vakti şu vaktten uzaklaşıp ya geçmişte ya da gelecekte yaşaya. Geçmişte yaşaya sebebi ön bolon bir vakanı yadına salıp "Vah, ol şeyden de men ona ne için beytmedim kam?" ya da "Ol bana şeyli cevap verene men ona ne için beytip cevap vermedim kam?" deyip ahmır edip yaşaya. Yani meseleni önki yerine koyan oktani geçmişi öz kelletine taşıya. Gelecekte yaşaya sebebi bir ay sonki ya da bir yıl sonki işi hasam gözünle ulaldıp o işe başlaman dine gözünle ulaldıp kaygı varın edip dürlü dürlü senaryolar düdüp dürlü dürlü ihtimallıklarını gözüne getirip giyice yatman hem özüne hem de tövrünün akları eziyet ediyor. Nerede kaldı bu kız ya? Acaba 39 kere bıçaklayıp gözlerini kaşıkla çıkarıp suratına kızgın yağ döküp bir de tecavüz edip sonra çalılara gelinlik giydirip attılar mı acaba? İnsanın aklına her şey geliyor. Hakikatta o ihtimallıklardan dine bir ol ya, ya da olan bolanok. Emma ol, ehli ihtimallıkları hayal dünyasının gerdenine taşıya ve aşı stres aslında yaşaya. Onu demek, biz edip beydip şu vakta dolanıp gelmeli. Edil şu vakta. Şu vakt men nerede? Tögürümde,
Neyme va? Asman nakı bulutlara seyret. Arsak ister odi içine çekip rahatla. Önkülürün aydışı alay. Geçmişe manla yazgısı geleceği olsa erk misali seyret. Bir de stres döneceğin vakaların içinden çıkıp uzaktan seyredip bilmeli. Ana şonla biz bize basış döneceğin problemaların aslında belli de ulu değerliğine göz yetirirsin. Bir yerin yitirme korkusu hem stres döneceğin vakaların biri. Şeyle fikir et. O yokada baktıdım. Bedenimizde stres sebepli bir yerin zehirleri ve oksitleri yok etmek için köprek fizik zahmet çekmeli ya da spor ile meşgul olmalı. Yer gelinle yok deyip bilmeli. Sebebi hiç kim ehli kişinin gönlünü görüp bilmeye. Uykumuzu vaktinde ve doğal almalı. Giyiceleri elektron encamlardan uzaklaşmalı. Sebebi olurdan çıkan mavi ışıklar uyku garmonu olan melatoninin önümcülüğünü peselce. Edecek işlerimizi planlamalı. Plansız işler bizde strese sebep oluyor. Hiç vakit kaharlı ve stresli vaktimiz karar almalı değil. Eğer ağır gün ve kıyınçılıklar bilen yüzbe yüz olan vaktimiz Mınalı'nın sultan söyüne deyişeyalı, bu da geçer değmeli ve geçmeli. Elimdeki çaylı stakanın ağramı ne çaka? 300 gram, 500 gram. Aslında elimdeki çaylı stakanın ağramının ehmiyeti yok. Sebebi yerden alayan, içen ve ayıdına koyan. Ama min elim stakanı nece köp tutup durduğuça şonça da elim yağdaya. Belli bir vaktan sonra elimdeki 300-500 gramlık stakanın ağramı haf ağır gelmeye başlıyor. Demek stres hem şonun yağlı. Nece köp fikirleri kellemizde götürdükçe şonça da ağramı ve bize veriyen eziyeti ulu oluyor. Onun emi, özümüze eziyet etmeliyim ve stakanı yerine koyuyorum.